başkası benim iyiliğimi ister mi? Eşim benim iyiliğimi ister mi? Çocuğum benim iyiliğimi ister mi? Patronum benim iyiliğimi ister mi? İş arkadaşlarım benim iyiliğimi ister mi? Toplum benim iyiliğimi ister mi? Devlet benim iyiliğimi ister mi? Okulum, öğretmenlerim benim iyiliğimi ister mi? Pek umurlarında değil aslında. Olamaz da zaten. Çünkü temel olarak her yaşam formu, tüzel kişiliklerde dahil olmak üzere, kendi iyilikleriyle başa çıkabilmeye anca enerji buluyorlar, anca yapabiliyorlar bunu. Benim iyiliğimi düşünmeye kimsenin vakti yok, imkanı yok. Vakti ve imkanı olsa bile mümkünü yok. Çünkü ben değil onlar ve beni bilemezler, benim içimde yaşamıyorlar. Ne dersin Ayşegül? Şimdi iyiliğini isteriz tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Ama işte istemeken yani teorik olarak tamam. Yani insanlar sevdiklerinin iyiliğini isterler. Ama sevdiklerinin iyiliğinin ne olduğunu bilip de ona göre davranabilme şansı var mı? Öyle bir şey demedim. Evet. Dolayısıyla Yok. bu teorik olarak böyle olmakla birlikte yerine göre. Anlayabildiğimiz durumlar ve ona göre davrandığımız durumlarda olmakla birlikte genel olarak yapılabilir bir şey değil. Hatta yakın ilişkileri geçtiğin zaman imkansızlık iyice kesinleşiyor yani. Bir de sanki kendi iyiliğim ve senin iyiliğin arasında bir çatışma varsa kendi iyiliğimi seçmekle yükümlüyüm diye düşünüyorum. Zaten orada Kişi benim iyiliğimi göremezsin bile. Yani hani kişisel baskı güçlü bir durumdaysa insan orada çıkıp da ya bu durumda ben kendi iyiliğim için bunu yapmak konusunda güçlü bir baskı hissediyorum ama çevremdekiler bundan nasıl etkileniri gerçek anlamda görebilmesi mümkün değil insanların. Yani burada kritik nokta şu aslında diyelim ki bir aile birliğini düşün. İşte çekirdek aileyi düşünelim. Anne baba iki tane kardeş var. Buradaki olay, anne anne olarak kendi iyiliğini bilip ona göre davranırsa. Baba baba olarak bunu yaparsa. Çocuklar çocuklar olarak kendileri için iyi olanı yaparlarsa zaten aile olarak daha tatlı, keyifli, uyumlu bir şekilde bu ilişkiler devam eder. Yani çünkü bencillik, sencillik arasındaki ilişki var ya, yani ben ailede baba konumundaysam kendi iyiliğim için zaten baba fonksiyonunu yerine getirmeyle ilgili şeyleri daha iyi yapmak, etmek, bu deneyimden zenginleşerek kendimi geliştirmek zaten kendi iyiliğim için olan bir şey. Ben kendi iyiliğim için olan yönü, kendi yönümü yaparsam, hani şey gibi Lego gibi bunlar. Yani diyelim sen bir şey getireceksin, ben bir şey getireceğim. Ya ben kendi getireceğime odaklanırsam eğer, seni getireceğin habire karışıp senin davranışlarını yönetmeye yönlendirmeye çalışmazsam sen sana düşeni yaparsın zaten. Bu, bu güvenle birlikte hareket ettiğim zaman bu işler yürür. Yani güven ilişkisi yoksa arada o zaman zaten başka derinlikte problemler var. Ki toplumun kölesi başlığına nasıl geliyor şimdi burada toplumda birey de kendi üstünde düşünün yaparsa gayet keyifli bir ilişki var mı diyoruz o zaman. Evet burada temel olarak aslında çelişki ve çatışma yaşamdır diye bir kitabım hani yolda ya hani ilk yazımını bitirdik ilerliyoruz. Orada toplum konusuna çok uzunca bir bölümde yer verdim. Şimdi toplum tüzel kişiliklerinde yaşamı var dedik ya toplum kendi yaşamından sorumlu ve herhangi bir toplumun ülke babında düşünecek olursak o yüksek yani o büyüklüğe çıkacak olursak herhangi bir toplumun herhangi bir ülkenin var olabilmesi için bir takım insanlarını kendi yaşamlarını tehlikeye sürekli atacak şekilde birtakım işlerde çalışmaya ikna etmek gerekiyor. Bazılarında kendi yaşam kalitelerini ciddi anlamda zorlayacak şekilde çalışmaya ikna etmesi gerekiyor. Mesela diyelim ki savunma güçlerinde çalışan insanlar olması gerekiyor içeride dışarıda. Bunların görev tanımlarının içerisinde ölüm tehlikesi belirgin bir şekilde var. Ya da diyelim ki doktorların falan bayağı zorlu şartlarda sürekli rahatsızlığı olan insanlarla yüz yüze kalarak bir meslek yürütmeleri gerekiyor. Yani doktor ne yazık ki doktorun karşısına rahatsız olan insanlar geliyor değil mi? Bu genel olarak yani şifahaneyi hastane yapmamızla bağlantılı bir şey. Ya da koruyucu hekimliği yapmıyor olmamızla bağlantılı bir şey. Ama temel olarak doktorların karşısına normalde sağlıklı insanlar gelmeleri ve şifa Hane olarak faal olmaları gerekirken, kurduğumuz yapı dünya çapında doktora bozulmuşun gelmesi, hasar görmüşün gelmesi, sıkıntı içinde olanın gelmesi şeklinde. E ya düşünsene yani bir insanın gün içerisinde sürekli, yani hani diyelim ki bir hastaya yarım saat, bir saat ayırarak da olsa, üç dakika ayırarak da olsa sürekli, sorunlu insanları, bir sıkıntı içinde olan insanları görmesi kolay bir şey mi? Bir şekilde toplumun bazı bireylerinin buna ikna edilmiş olması gerekiyor. Yani dolayısıyla Toplumun var kalabilmesi için bireylerinin yaşamlarını tehlikeye atarak yaşam kalitelerinde sıkıntılara razı olarak bir şeyler yapmaya biçimlendirilmeleri gerekiyor. Kaçınılmaz bir şey yani. Bu böyle. Başka türlü davranan bir toplum var kalamaz. Varlık yokluk meselesi olan bir şey bu. Yani masanın karşı tarafında davranışın öyle olması gayet normal yolunda. Sorun şurada. Yani bunun cehenneme dönüşmesini sağlayan şey şu. Masanın bu tarafında kimse kalmaması. Yani ben diyelim ki Çocuğumla karşı karşıya otururken kendi tarafımı terk ederek tamamen onun için saçımı süpürge ettim modu var ya benimki çok süpürgelik değil ama yani tamamen kendini feda ederek onun için bir şeyler yapma durumu bu, bu tekil ve çok yakın ilişkiyi bile çok zehirli bir hale getirebilir. Benim masamın kendi tarafımda kalıp kendi varlığımı koruyabilmem, sürdürebilmem, kendi yaşam kalitemi devam ettirebilmem lazım ki karşı taraf için de anlamlı bir şeyler üretebileyim. Aile örneğinde verdiğimiz gibi aileyi bir küçük toplum olarak alırsak toplum kendi yapması gerekenleri yaparsa birey olarak ben de aynı şekilde üstüme düşenleri yaparsam toplumun kölesi haline gelmem. Ben üstüme düşeni nasıl yaparım? Benim üstüme düşen nedir? Her durumda ben olmak, merkezde olduğumu bilmek ve kendi çıkarlarıma etkileşim içerisinde de olmak üzere bakabilmek. Mesela şirketimin e, yapması gereken şey bana çok iyi bir iş deneyimi yaşatmak değil. Şirketin şirketle ilgili amaçları var. Benim çok iyi bir iş deneyimi yaşayabileceğim şekilde imkanlar yaratmak da bunların içerisinde. Ama ben kendime iyi bir iş deneyimi yaratmıyorsam, yaratamıyorsam kendi merkezimde değilsem şirket benim için bunu yapamaz. İmkanlar sağlayabilir ama o deneyimi kendim için ancak kendim yaratabilirim. Eğer ben bunu yaparsam çarkın dişlisi diyorlar ya o gidip orada belli bir fonksiyonu oynuyorum şirkette işte ama bir merkezim var ve benimle çalışılmasının kuralları var onu oturtmuş durumdayım o bağlamda yürüyor konu kendi merkezi olmayan bir makina içerisinde. Kendi merkezi olmayan parçalar neler? Sarf malzemeleri. Onlar gelir, kullanılır, atılır. Şirketlerde de bu oluyor mesela. Yani bazı insanlar bir bakıyorsun diyelim ki 3 yıl deneyim geçiren 2 tane insan düşün aynı şirkette. Bir tane sarf malzemesi olarak kullanıp atılmış. Öbürü 3 yıl içerisinde kendini orada bir cennet gibi bir ortam yaratmış, acayip gelişmeler yaşamış vesaire ve bir sürü olumsuzluklarla birlikte. Çünkü olumsuzluk zaten öğrenme deneyimi sağlayan şey ya, ondan öğrenebileceği şekilde mekanizmayı kurmuş, ikisi de aynı şirkette 3 yılı yaşamış, benzer olaylardan geçmişler. Hatta varsayalım ki tamamen aynı olayları yaşamışlar. Bir tanesi kendi merkezinde olmadığı için kendine bakmadığı için, kendini kollamadığı için, masanın kendi tarafında olmadığı için müthiş mobbinglere uğramış, mahvolmuş, sömürülmüş, sarf malzemesi olarak alınmış, çiğnenmiş, atılmış. Ama öbürü aynı deneyimleri yaşayan diğer insan orada kendi merkezini koruyarak yaşadığı için bunları öğrenmiş, deneyimler kazanmış, acayip gelişmiş ve yeni ufuklara yelken açmak üzere oradaki merkezini başka bir yere doğru taşımaya yola çıkmış. Yani toplum cehennem yapan toplum değil. Kendimiziz aslında. Şimdi biraz e, teorik kalabilecek bir şey. Aslında pratikte çok da fazla örneği var ama bu örneklerin mesleğimde, iş yaşamımda olsun, evimde, ailemle olan toplumda düzenim, daha geniş toplumda, sosyal hayatımdaki düzenim gibi şeylerin de çok çok uygulaması var ve burada hem bir öncelikle ben olarak, masanın ben tarafında var olmam lazım. Ardından da oradaki diplomatik süreci Çatışmayı muhabbeti çatışmayı yürütmem lazım gibi duruyor. Biraz sanki yaşamımdan örnekler üzerine çalışmak iyi olur. Burada da muhabbetli kapanışa ben davet etmek istiyorum insanları tekrardan. Çünkü bunun örneklerinde gerçekten değerli kazanımlar olacağını çok kez gördüm. Bu e, aslında benim eğitimde de yapay zeka eğitimlerinde falan işbaşı eğitimlerde de çok kullandığım bir teknik. İnsanlara dışarıdan örnek getirmek faydalı değil çoğu zaman. Çünkü dışarıdan bakıyorlar. Ha evet ya aa, tamam anladım oluyor. Deneyime dönüşmüyor. Bildiğini zannetmeye başlıyor insanlar bunu. Yani mantık seviyesinde anlamayı öğrenmek zannediyorlar. Dolayısıyla bu videoyu izlediler ha evet ya haklı galiba falan. Ama her zaman da öyle olmuyor yani. um geçti. Ve artık bununla ilgili bir kulak dolgunluğu oldu ya yani bildiğini zannediyor konuyu. Halbuki muhabbetli kapanıştaki olay ne? Dışarıdan örnekler değil, bir ajanda değil, bir müfredat yok. İnsanların o haftaki yaşam deneyimleriyle ilgili konuşuyoruz ve canlı örnekler üzerinden, kişilerin yaşadığı deneyim üzerinden konuşuyoruz. Dışarıdan gözlediğimiz bir şey üzerine hariçten gazel okuyarak değil, içinde yaşadığımız şeyin ne olduğunu olduğuna bakıyoruz ve deneyimden öğrenerek deneyimi dönüştürme, oradaki zihinsel modelim ne, neyi değiştirince ne oluyor, ha şunu değiştirdim, nasıl hissediyorum, ne değişti, sonraki hafta tekrar bir araya geldiğimiz zaman evet çok iyi çalıştı ya da ya çalışır zannediyordum ama başka bir şeye takıldım. Meğer şöyle bir şey varmış falan. Evet bu deneyimlerle beraber kendi yaşam yolculuğumuzda sağladığımız bir dönüşüm haline geliyor. Bir de bunu böyle belli bir sabitliği olan dinamik sabitlik, bir grupla devam ettirmek. Yani her hafta tam olarak aynı kişiler değil. Ama işte her pazartesi 21.30'da benzer bir kitle. Yani bazı üyeleri aynı, bazı üyeleri birkaç haftada bir katılıyor falan ama temel olarak benzer dertleri olan, benzer şekilde sorunları aşmakta başarıları, başarısızlıkları tamamen aynı değil, tamamen farklı değil benzer benzemezler şeklinde birbirinden öğrenebilecek bir yapıda olduğu zaman o zaman işte bu muhabbetli çatışmanın örnekleri, kendi merkezini korumanın örnekleri çok daha belirgin ya hale geliyor. Orada dinlenilen örnekler, başkasının örneğini dinlesen de daha Bilmek değil de yapabilmek çabasında insanlar beraber... Orada için... insanlar başkalarının örneğini dinlemiyorlar ki. Başkalarının örneğini dinliyor olarak baktığında öğrenmesi kısıtlı oluyor katılanlarında. Ama mod şuna doğru dönüşüyor. Kendisiyle onu projekte ediyor. Kendini onun yerine koyarak dinliyor. Mesela diyelim ki aynı şeyi yaşadığı durumlar aklına geliyor. Kendisinin bunu yapmakta zorlandığı yerde, aa bak burada bu taktik, aa işe yarayabilir yani sadece gibi durmak, görüyor. Bilmek seviyesinde değil, ben kısmından, ben tarafından, masanın ben tarafından bakıp yapabilmek seviyesinde. Yaşadığı bir deneyim haline geliyor kendisi konuştuğunda, kendi sorduğu şeyle ilgili konuşurken zaten kendi deneyimini konuşuyor. Konuşulan deneyime katkıda bulunmak üzere söz aldığı zaman kendini onun yerine koyarak aktif bir şekilde o yaratıma dahil oluyor. Bazı arkadaşlar da hani şartları o saatte bulundukları ortam falan kamera yok. Hani mikrofondan hiç söz almak yok, hatta yorumdan hiç dahil olmak yok. Sadece dinliyorlar ama o dinleyenler bile mesela süremiz şey, böyle bir Normalde bir saat, bir buçuk saat gibi öngörüyoruz ama bazen böyle 12'ye falan hani böyle iki buçuk saate yaklaştığımız durumlar oluyor. iki saati yak geçtiğimiz durumlar oluyor. Ki sayısı pek azalmıyor mesela. Yani o pasif durumda dinleyenler bile aslında orada aktif olarak kendi yaşamlarına projekte edip bunu değerlendiriyorlar, düşünüyorlar. Ve bu çalışmalar, toplum, birey bu kadar çeşitli konularla alakalı çözümlemeler olunca da her hafta da olsa çeşitliliğimiz her zaman devam ediyor oluyor. Mesela farklı seviyelerde daha önceki seviyelerde üye olan arkadaşlar var. Onları hatırlatalım. Muhabbetli kapanış seviyesinde üye olmak bu faydadan yararlanmayı getirebilir. Artı genel olarak takip eden arkadaşlar, videolarımızdan yoğun yararlanmış olanları da muhabbete kapanış üyelik seviyesine davet etmiş olalım.